senin de bahsettiğin gibi sanayide 2021'de %16.6'lık bir büyüme gerçekleşti. Makfet Başkanı Adnan Dalgakıran yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bekleniyordu 2021'de sanayide güçlü bir büyüme. Hem çeyrekler içerisinde gerçekleşti hem de yıl sonunda da bekleniyordu. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii her türlü büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Sanayi Türkiye'nin uzun yıllardır büyümesi daha çok kamu yatırımları ve tüketim üzerinden gerçekleşti. Bu da ve hizmetler sektörü üzerinden. Bu da Türkiye'nin giren çıkan döviz farkını karşılayacak bir büyüme değildi ve neticede sonra sıkıntılı bir dönemi başlattı. Bir süredir durağan olan sanayi tabii son dönemde Türkiye'nin bu sorumlu zamanında şu anda dümeni ele aldı ve Türkiye ihracat ve sanayisi üzerinden büyümeye başladı. Büyüme ne şekilde olsa olsun iyi ama büyümenin de şekilleri var. Yani kaliteli büyüme, obez büyüme, daha sonra sorunlar yaratacak büyüme. Mesela kamu yatırımları ve hizmetler sadece salt endüstriyel bir üretim olmadan, yüksek katma değerli üretim olmadan ya da az olarak olan büyümenin sonuçlarını daha sonra görüyoruz. Dolayısıyla da sadece büyüdük diye bir sevinç içerisinde olmamalıyız. O büyümenin şeklini artık analiz etmeyi öğrenmeliyiz ki biz bunu yüzyıllardır öğrenemedik yani şeyleri. Yani kısa vadeli değil, daha orta ve uzun vadeli bakmayı becerebilmemiz lazım. Bu çerçevede baktığımız zaman da sanayi odaklı büyüme, üretim odaklı büyüme tercih edilen olması gereken büyümedir. Ama yeterli mi? Hayır, yine yetersiz. O büyümenin de aynı şekilde katma değerli sanayi alanında büyüme gerçekleşmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi içerisinde ya da dağılımı içerisinde sanayinin payının daha fazla olması gerekiyor. Yani şu anda zannedersem Türkiye'nin toplam ekonomisi içerisinde sanayinin payı %16-17'lerde. Bunun %22'lere, %23'lere çıkması gerekiyor. Bir, aynı zamanda da bunun daha yüksek katma değerli alana doğru da yürümesi gerekiyor. Peki yürüyebiliyor mu diye baktığımız zaman onun da çok da yürüyemediğini görüyoruz. Yani sanayi ihracatımıza baktığımız zaman Türkiye'nin yaklaşık olarak %70'e yakını orta düşük ve düşük teknoloji alanlarda üretim var. İhracata baktığımız zaman son yıldaki 2021'deki ihracatımızda orta düşük ve düşüğün payının arttığını görüyoruz. Oysa tam tersi olmalı. Orta yüksek ve yükseğin payının artması gerekiyor. Tabii pandemi dönemi dünyada bütün pek çok şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bunu çok iyi şekilde algılamamız gerekiyor. Buna yönelik stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu değişimlerin bize risk oluşturan kısımları da var. Bize çok büyük bir fırsat sunan kısımları da var. Ama bu ülke fırsat kaçırmalarıyla da meşhur olduğu için tabii o fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz konusunda tabii bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi 2022 yılına gelecek olursak, yılbaşından bu yana aslında sanayinin hem enerjide, lojistikte, tedarikte maliyetleri oldukça artmış vaziyette. Hem de bir taraftan Ukrayna-Rusya krizi de var. Hali hazırda gündemde. Ne bekliyorsunuz, neler söyleyeceksiniz bu yıl için? Şimdi ciddi bir tedarik problemi yaşanıyor dünyada. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte burada daha ciddi artışlar gözlemleyebiliriz. Anlaşılıyor ki Rusya'ya ciddi yaptırımlar gelecek dünyadan. Bunların şekli şemali ne olacak? Çünkü Rusya bizim hem ciddi enerji ithalatı yaptığımız, işte tarım ürünleri ithalatı yaptığımız bir ülke. Aynı zamanda da ihracat yaptığımız bir ülke. Ukrayna'nın pozisyonlanması, siyasal pozisyonlanması nasıl olacak? Bütün bunlar bir belirsizlik oluşturuyor. Zaten çerçevesel olarak 21. yüzyıl belirsizlikler ve değişimlerin çok süratli olduğu bir yüzyıl. Bunun üzerine dünyada işte pandemiyle beraber ve Çin'in Asya'da dünyanın üretim üssü olması, Asya'nın dünya üretiminin %52'sini yapar hale gelmesiyle
Batı'nın özellikle Amerika'nın buna karşı bir tavır sergilediği ve oradan pek çok belirsizliğin çıktığı bir dönem. Şimdi bunun üzerine bir de dünya için önemli bir enerji ve Avrupa'nın enerji kaynaklarının yani önemli bir kısmını karşılayan Rusya ile Ukrayna'nın savaşının doğuracağı sonuçlar doğrusu çok bilinmeyenli denklemlerin için. Bizim Kastamonu'nun dağlarında bir şey var. 2022 ile ilgili söyleyeyim. Daha bir gün yazmışlardı. Anlatılır hep. 2022 nasıl olacak derseniz o yazıda şöyle diyor. Dikkat. Daş düşebilü, ayı çıkabilü, her şey olabilü. Yani neredeyse o dağlardaki yazıyı şu anda 2022'nin olası durumları için söyleyebiliriz. Gerçekten oldukça belirsizlikle ve zorlu bir dönem. İşte kaptanın iyisi fırtınalı denizde belli olur. Bütün girişimciler için böyle bir yıl yani. Çok teşekkürler.